Hüseyin Şahin'e Trabzon Beşiktaş Spor Salonu'nda devam ediyor sevgili spor severler. Gecenin dördüncü maçına hazır mıyız? Blue Corner, Mavi Köşe, Gürtü Şampiyon, Nika Nakashidze. Ve kırmızı köşe, Red Corner, Türkiye şampiyonu, dünya ve Avrupa üçüncüsü, milli boksörümüz Yakup maçı başlayacak. Yakup Şener de ringe ilk adımlarını atıyor. Bir başka Trabzonlu boksör. Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun bu organizasyonunda sahne alıyor. İki maç yaptı profesyonelde, ikisini de kazandı. Diğer taraftan Nikan Akaşice. Yeni galibiyet, 17 mağlubiyeti, bir beraberliği var. Nika Nakahidze. Gürtü şampiyon. 7 galibiyet, 17 mağlubiyet, bir beraberlik. Kırmızı köşe, Yakup Şener. 2 galibiyet, sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Mağlubiyeti ve beraberliği yok şampiyonumuzun sevgili boksörler. Bu arada Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Gençler aramızda efendim. Sizleri de saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Round 1. Birinci round. Evet, mücadele başlamak üzere. Gürcistan bayrağının renkleriyle mavi, kırmızı, beyaz. Şeritli kırmızı şortla izleyeceğiz. Her iki sporcuya da başarılar diliyoruz. Destek, Yakup, tam destek. Beyaz şort. Hadi Trabzon. Adı da şortunda yazılı Yakup'un 3. profesyonel maçı ama ilk kez Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun bu organizasyonunda mücadele edecek. Artık bir kez daha hatırlatıyorum. Türk boksörler Türk lisanslarıyla dünyanın her yerinde dövüşebilecekler. Bu komisyonun kurulmasıyla birlikte. Round one. Ve işte mücadele başlıyor. Bu bir süper yarı orta sket maçı. 6 rounddan oluşuyor. Çok hızlı hücumları, atakları olacak gibi görünüyor. Nakashidze'nin kolay bir maç olmayacak ilk saniyelerden. Benim gözlemlediğim bu rakip sağlam duruyor. Koray Şarkaya, bilmiyorum. Zaman gösterecek tabii ama. Eskileri de çok hızlı Nakashidze'nin. Evet, Yakup'tan da bir eskiv geldi. İlk açtığı yumruktan kontra almadı. Vücuda bir sol, bir sol daha geldi Nakashidze'den. Kontra denemesi Yakup'tan. Zamanında çekiliyor yine Nakashidze. Solu boşa gitti Nakashidze'nin. Evet. Ama bir eskivlerin savaşı var ilk saniyelerde. Karşılıklı çok fazla eskiv izledik. Ve hani güçlü yumruklar karşısında geldi bu eskivler.
Yakup'a destek artıyor Beşirli Spor Salonu'nda. Şimdi sağ sol Yakup Şener. Tam destek geldiği anda. Bir kontra sarsıldı Nakashidze. Sağ kontrayla sarsıldı Nakashidze. Nakashidze'nin vücuda bir darbesi vardı ama tam zamanda kontra çıkardı Yakup. Nakashidze'yi şöyle bir sarsılırken gördüm. Çok dikkatliler, çok temkinliler. Şimdi sağ sol direkler Yakup Şener. Yakup çok fazla rakibin üzerine adımlayarak gitmedi şu ana kadar. Daha çok ringin merkezini almaya çalışıyor. Kontra, sol kontra geldi Yakup Şener'den. Eskiler Nakashidze yumrukları isabetli değil. Son 10 saniyenin içindeyiz ilk round'da. Ve ilk round tamamlanıyor. Trabzon'da Yakup Şener, Mika Nakashidze mücadelesi ilk round'ı bir hali yakın geçti. Ya biraz daha durgun bir maç oldu. Özellikle ilk 3 karşılaşmada gecede şu ana kadar daha hareketli, daha aksiyonlu roundları izlediğimiz için bu round bize biraz daha durgun geldi. Yakup çok kontrollü bir kere çünkü karşısında çok açık arayan bir rakip var. Yani doğrudan atak yapmaya çalışan bir rakip var. Yani bu gece aslında şöyle kağıt üzerine bakıldığında istatistik bakımından boksörlerin karneleri çok parlak değilmiş gibi gözüküyor. Özellikle rakip gelen boksörler. Ancak hepsi maça tutunuyor. Hepsi dövüşmeye gelmiş isimler. Bu açıdan bakıldığında çok ciddi test maçları bunlar bizim kendi boksörlerimiz için. Mesela ilk roundda Gürcü boksör tehlikeli olabileceğinin sinyallerini ilk dakika içerisinde vurdu. İki tane sol kura şöyle gösterdi. Ama Yakup olabildiğince kapalı gard oynuyor ve rakibin açık vermeden roundu götürdü. Son dakika içerisinde biraz daha açıldı boksörümüz. İlk round biraz yakın geçti kısaca. Yani Yakup'un temkinli olmasını da çok doğal karşılıyorum. Rakip gerçekten zorlu bir rakip. Mika Nakashidze. Mesela bu roundda Yakup biraz daha ellerini rakibin üzerine giderken görebiliriz. Yani artık böyle ileri doğru adımlayan, belki biraz daha hani ucumu düşünen agresif boks yapması muhtemel. Ama kontrolü de elden bırakmadan. Çünkü bak Yakup çok temkinli. Kesinlikle. Yani çok çok hızlı elleri var ve çok çabuk saldırıyor Nakashidze. Dışarıdan bir sol gardta kaldı. Sol direk Nakashidze'den, o da Yakup'un gardında kalıyor. Vücuda yine sol direk denemesi. Tam zamanda mesafeyi açıyor Yakup Şener. Seri yumruklar. Karşılıklı vuruşlar izledik, evet, bu saniyede. Karşılıklı sol. Bir Yakup'tan bir Nakashidze'den. Seri yumruklar Yakup'tan, kaslı yumruklardan Nakashidze. Dengeli bir round şu ana kadar. Yani bir de boy farkı var Koray Şarkı'ya. Yakup biraz daha uzun boylu Nakashidze'ye oranla. Bir de Nakashidze'ye devamlı eğilme pozisyonunda. Yani eskiler biraz daha kolay oluyor Nakashidze için değil mi? Yani kısa boyunu bir avantaja çeviriyor Nakashidze. Yani rakibine göre baktığımız zaman Nakashidze bu açıdan bakıldığında daha çabukluğunu kullanmaya çalışıyor. Sağ koroşe ve orada kombinasyona çevirdi Yakup. Bu yumrukları kombinasyona çevirdi. Şimdi Nakashidze yükleniyor, tam zamanında yüzünü kapatıyor Yakup Şener. Sol gelseydi iyi olacaktı. Aslında rakibi orada bir an uyumuştu. O sol kroşeyi düşündü ama yumruk tam yerini bulmadı. Yine Nakashidze'nin ani atağı Yakup Şener'in kombin yumruklarıyla geriye çekildi. Şimdi evet, kontra güzel, kontra güzel. Nakashidze çok ciddi bir şekilde yüklenirken dengesiz yakalandı. Yakup iyi değerlendirdi. Şimdi Yakup rakibinden uzun, biraz önce söyledim. Böyle bir durumda Gürcü boksör bir kez sol kroşe sağ kroşe direkt içeri girerek dövüşmeye çalışıyor ki agresifliğiyle o aradaki fiziksel farkı kırmaya çalışıyor bir anlamda.
Yani savunmada bunun avantajını kullandı ama hücumda henüz kullanabilmiş değil bu kısa boyunun avantajını. Ama bu taktiksel değişiklikte bakalım Yakup Şener nasıl başa çıkacak? Son 10 saniye ikinci roundda. Evet, boşa savrulan yumruklarla ikinci round tamamlanıyor. Yine bir şeyler aradılar ama yine savunma ağırlıklı bir mücadele oldu diyebiliriz. Şimdi Yakup'un görüntüsü şu. Belli bölümlerde o beklediğimiz aksiyonlar gelmiyor günümüze. Mesela daha agresif, daha hırçın bir boks beklentisi olabilir ama özellikle bu bölümde karşısındaki boksör karşısında sürekli temkinli halde duran bir isim ringin merkezine alarak o ring hakimiyetini korarak da üstünlüğünü hissettirebiliyor. Mesela bu ikinci roundun son bölümü öyle oldu. Yakup ring merkezini alarak ring hakimiyetini kurmuş oldu rakibi karşısında ve en azından rakibini maça sokmadan bu roundu bitirmiş oldu. Bu da en azından psikolojik bir üstünlük oluyor. Bugün gürültüleri iki kez yendik. Önce Georgi, Gotchoşvili'yi Kerem Özmen mağlup etti ardından. Mustafa Çolak, Beka Murcikneri karşısında adeta şov yaptı. Şimdi Yakup Şener, Nika Nakashidze'ye karşı kariyerinde 3. maçında 3. galibiyetini arıyor profesyonelde. Şu ana kadar dengeli giden bir maç var. Yakup'un zaman zaman kontraları dikkat çekti ve burada kombin yumrukları da var. İçeriden bir aparkat denemesi Yakup Şener, sol direk Nakashidze. Ya mesafe çok açılmadı bu karşılaşmanın başından beri ve özellikle her iki boksör de yakın mesafede kalıyor birbirleriyle. O açıdan bakıldığında mesela Yakup maçın başından beri aynı zamanda bu gardını da sürekli yukarıda tutuyor. Çünkü kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Sağ kroşe, sol kroşe kapanıyor Yakup. Burada bir kafa evet, kafaya çarpışma mı var? Çarpışma evet. Var. Sol kaşında açılma var Yakup Şener'in. Şu anda doktor tedavisi yapılacak Yakup Şener için. O kanamanın durdurması çalışılacak ve çok büyük şanssızlık. Evet ya. Yani şundan dolayı devam edecektir. Bir şey olmaz ama yani öyle umut ediyorum. Yani devamlı orayı korumak zorunda kalacak ve tamamen taktiğini, her şeyi alt üst edecek bu. Dikkatini oraya vermek durumunda kalacak. Evet. Şanssız bir an çünkü Erik Boksör yakına geldiği an gerçekleşmiş bir aksiyon bu. Ya o kadar savruk dövüşen bir rakip var ki hani böyle bir şey de bekliyordum ben açıkçası. Yani çok savruk bir şekilde yakına giriyor Nika Nakashidze. Böyle bir çarpışmayı bekliyordum ben. Şimdi en azından o kanamanın durması gerekecek ama en ufak temas da yine başlayacak. Yine başlayacak. Yani o maç sonuna kadar devam edecek. Sık sık duracak maç bu yüzden belki de. Bu bir şanssızlık. Şimdi bakalım Yakup'tan nasıl bir geri dönüş olacak? Nasıl bir reaksiyon verecek? Evet, bunu kural dışı bir müdahale olarak değerlendiriyor ring hakemi ve bir puan düşürüyor Nika Nakashidze'den. Bir puanlık ceza geldi Nakashidze'ye. Headbutt olarak burada bir cezalandırma işlemi yapıldı Gürcü boksörü. Bunu bir çarpışma olarak değil, faullü bir hareket, evet, olarak yorumladı ring hakemi ve bir puan sildi Gürcü boksörden. Yani biz çok tarafsız bakmışız Koray. Çok iyimser bakmışız. Hakem daha doğru, daha yakından görüyor tabii ki. Sol direklerle Nakashidze üzerine geldi Yakup'un. Yakup. Oh, wait. Evet, sağlı sol yumruklar Nakashidze'den. Yakup'tan da karşılık geliyor orada. Evet, sol kaşına doğru gitmeye çalıştı Nakashidze. O bir puan düşürmüştü ama Nakashidze tabii onu daha da kamçılamış durumda Gürcü boksörü. Telafi etmek için çok agresif dövüşüyor. Bir kontra çıkardı Yakup. Evet, kanama yine başladı tabii. Şimdi maç bu andan itibaren değişmeye başladı. Çünkü Yakup'un kanaması devam ediyor. Yakup'un şimdi aklı bir anda orada. Yani diğer tarafta da Gürcü boksörden, evet, silinen bir puan onu daha da şu an hırslandırmış durumda. Çok daha değişik bir hal almak üzere karşılaşma. Ve tam da bu anlarda Trabzonlu spor severlerin
Yakup Şener'e müthiş bir desteği var. Şu anda tam bir hayatta kalma savaşı veriyor diyebiliriz Yakup Şener için mecazi anlamda. Yani bu maçta ayakta kalabilecek mi? Rakibin bir puanının düşülmesi çok önem kazanmıyor artık. Çünkü çok fazla saldırıyor, çok etkili yumrukları da vardı az önce. Yani Yakup bir adım geride, rakibin bir puan düştü ama Yakup'un koruması gereken bir kaşı var şu anda. Görüyorsunuz kanamasını. Yani orayı mı korusun, rakibe mi saldırsın? İki arada bir derede. Bu yüzden hayatta kalma savaşı veriyor Yakup Şener. Garda atılan bir vuruş geldi Gürcü boksörden. Yine dışarıdan ama bunlar gardda kalan vuruşlar. Etkili bir sağ bu kez. Evet. Yani orada ama bir de sol geldi yine Nakashidze'den de. Ters ayakta yakalanabilirdi. Sağ ayağında. Çok çok hızlı gerçekleşiyor aksiyonlar gerçekten. Yani saman alevi gibi. Ve uzun süre birbirlerini yok diyorlar. Ve bir anda özellikle Nakashidze ilk hücumu yapan taraf kanama çok arttı. Kanama çok arttı. Ve bu round da tamamlandı. Şimdi Yakup'un köşesinde eski milli boksörlerden yine Trabzonlu Onur Şipay var. Burada şunu söylemek lazım. Bu round arası çok önemli. Buradaki reaksiyon çok önemli. Buradan geri dönüş çok önemli olacak bu karşılaşma için. Çünkü Gürcü boksör biraz önce bir puan silindi ve artık o agresifliğini daha da arttırdı. Gözü kor bir şekilde şu an rakibin üzerine gidiyor. Ama Yakup'un burada şu an daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü açık bir kaşı var. Sürekli kanamaya müsait. Ve diğer taraftan da daha agresif bir rakip geliyor üzerine. Bu açıdan bakıldığında akıllı boks yapmak zorunda Yakup round'da. Evet, round'daki önemli anlar da ekranlara yansıyor. Yani kontraları da var Yakup'un. Hani rakip çok ciddi bir şekilde yüklenirken Yakup da hiç boş durmamaya çalışmış. Ama kanayan yarası çok etkiliyor kuşkusuz. Yani yarı yarıya düşürüyor performansını. Bakalım Yakup'un %50'si yetecek mi bu maç almaya? Evet, dördüncü round da başladı. 6 roundluk bir maç olduğunu hatırlatalım. Daha maçın yarısını geride bırakmış durumdayız. Bu maçın ardından şampiyonluk maçları, kemer maçları başlayacak Trabzon'da. Şimdi Gürcü boksör pek sol kuraşısını kullanmıyor aksiyon başlangıcında. Daha çok sağını kullanıyor. Yakup da adımlarken ona dikkat etmesi lazım. Kendi soluna giderse rakibinin sağına doğru gitmiş oluyor. Karaciğer'e doğru bir sol denemesi Nakashidze'den. Yakup biraz daha hareketli bu round'un başlarında. Gardta kaldı Nakashidze'nin yumrukları. İyi savunma Yakup'tan. Seri yumruklar gardın üzerine. Bir sağ çıkardı, hemen geriye çekildi Yakup Şener. O ilk şoku atlatmışa benziyor Yakup. O ilk kanama anından sonra bir süre şoke olmuş bir şekilde mücadele ediyordu. O şoku atlatmışa benziyor. Daha kendini bilen bir mücadele ortaya koyuyor. Aparkat gelmedi. Kanama yine başladı. Bir yandan orayı siliyor Yakup. Kombini yumruklar Nakashidze'den. Sağ direkt denemesi, geriye çekiliyor Nakashidze. Bir sağ daha çıkardı Yakup Şener. Güzel bir eskiyle o yumruğu almadı. Yakup Şener şu an ringin merkezinde. Zaten maçın genelinde hep bu görüntüyü gördük. Şimdi Gürcü boksör dışarıdan girmeye çalışıyor içeriye. Sağ boşa gitti Nakashidze'nin. İyi savunma, iyi savunma, aynen devam. Fırsat bulduğunda kontra Yakup. Kafalara dikkat diyor hakem.
Son 10 saniye 4. round'da. Elden indirdi Yakup ve 4. round'u tamamlıyoruz. Ya bu kaş açılmasından sonra maçın şekli tabii ki değişti. Yani Yakup şimdi daha da temkinli boks yapıyor. Alabileceği riskleri de minimuma indirdi. Yani açıkçası maçı buradan almaya çalışıyor. Yani çok fazla kendisini daha fazla zorlamadan, ekonomik bir şekilde kendisini kullanarak, çünkü artık sadece rakibini değil düşünmesi gereken bir de kaşı var. Yine de 3. round oranla 4. round'da hani biraz daha katılır mısın bana bilmiyorum. Hani onun şokunu atlatmış gibiydi. Tabii yani özellikle hani yumruk alma bakımından daha az bir önceki round'a kıyaslayalım. Ve bu onun üstünlüğünü gösteriyor aslında. Beşinci round başlayacak. Son 2 round'a girmek üzereyiz. Yani şu görüntü, son 2 round'daki görüntü aslında Yakup'u biraz daha tedirgin hale getiriyor. O yüzden daha tutuk boks yaptırıyor. Aslında Yakup daha agresif boks yapmak isteyen bir insan. Yani daha patlayıcı yumruklar atmak onun aslında dövüş stilinde var bu, ama hani maçın biraz da karakteri değişti o kaş açılmasından sonra. Gri şortla Yakup Şener mücadele ediyor. Biraz daha sağlam bir tampon uyguladılar sanki o kaş bölgesine. Bu kez ya da arka arkaya uygulamadan sonra bana öyle göründü. Nakashidze bu kez Yakup'un üzerine doğru gidiyor. Sağ kontrası gelmedi. Yakup Şener çıkardı sağ kontrayı ama isabetli değil. Sol sağ Nakashidze boşa enerji harcıyor, güzel. Yani çok güçlü yumruklarını boşa savurması bizim açımızdan çok olumlu. Evet güzel, evet, çok güzel kontra. Bunlar. Şimdi kapalı, güzel. Karşılığı da iyi oldu savunmada. Nakashidze'nin seri yumrukları var sağ kontra. Denemesi Yakup'tan hemen geriye çekiliyor Nakashidze. Dışarıdan bir sağ gardta kaldı. Gardın arasından sol direkt denemesi Yakup Şener'den. Geçemiyor gardı. Güzel, iyi yükleniyor Yakup Şener. Sol kroşeyle çenesinden yakaladı rakibinin. Son saniyeler 5. round'da. Sol direkt iki tane ceplerle yaklaştı ama kroşeleri boşa gitti Yakup'un. Aparkat sol kroşe denemesi Nakashidze, iyi savunma Yakup'tan. Sol ceplerle gidiyor yine Yakup Şener. Nakashidze zamanında geriye çekiliyor Yakup. Mesafeyi çok zamanında açıyor. Nakashidze'nin çabaları sonuç alamadı. Gürcü boksör şimdi aradan çıkardı Yakup. Güzel. Bir de sol geldi Yakup Şener'den. Şu karşılıklı vuruşlardan istediğini alan Yakup oldu o bölümde. Evet, 5. round'da tamamlanıyor. Yani sürekli tetikli olmak gereken bir maç bu Yakup Şener adına. Çünkü Gürcü boksör çok istiyor. Çok arıyor maçı. Son 3 dakika Yakup Şener ve Nika Nakashidze maçının kazananını belirleyecek. Yani belki belirleyici bir round olacak diyebiliriz. Yani şu ana kadar önceki 3 maçta da hani kimin kazanacağını maç bittiği anda biliyorduk zaten, tahminlerimiz de bu yöndeydi ama
bu maçta tahmin etmek diğerlerine oranla biraz daha zor değil çünkü mi? Çok dengeli bir maç gitti ve özellikle Yakup'un kaşının açılmasından sonra her ne kadar burada şöyle bir aslında elimizde bir ipucu var yani bir puanı silindi evet. Gürcü boksörün. O bir umut veriyor daha kamçıladı. Bana. Böyle dengeli giden bir karşılaşmada bir puan silmesi aslında çok büyük bir handikap oldu Gürcü boksör adına. Yani Yakup bu karşılaşmayı bitirmeye amaçlıyor açıkçası yani sağ salim bitirmeye amaçlıyor. Çünkü istediği gibi gitmedi karşılaşma o kaş açılmasından sonra. Doğrudan maçı bitirmek istiyor şu an yani burada. Ve işte son round, son 3 dakika. Makashidze yüklenmeye devam ediyor. Yakup karşılık veriyor. Müthiş bir kırışma var. Çok agresif başladılar son roundda. Seri yumruklar Yakup Şener'den. Makashidze aynı şekilde arada bir net sol isabeti var. Makashidze'nin aman dikkat. Garda dikkat. Net sol kroşesi var Makashidze'nin. Hakem bu arada Makashidze'de bir tartışma yaşadı ve sus dedi Nakashidze'ye. Şimdi çok agresif başladı bu round. Özellikle Gürcü boksör çok ileri boks yapıyor. Maçı sürüklemeye çalışan tarafta evet. Ve aynı agresiflikle karşılık vermesi gerekiyor boksörümüzün de. Sağ kroşe bir tane daha Yakup'tan. Hadi devam etsin kroşeler. Nakashidze yükleniyor. Ya. Ayağı kaydı. Zemindeki kayganlık Nakashidze'nin dengesini kaybetmesine ulaştı ama güzel kontraları izledik. Yakup Şener'den yani çok zor pozisyon içinde görünürken Yakup Şener baskı altındayken çok iyi mücadele etti bu baskıyla. Gardı kapattı hemen şimdi rakip ucuma geldiğinde. Şimdi biraz aradaki mesafeyi arttırmaya çalışıyor Yakup. Dışarıdan etkili bir sol sağ. Her ne kadar rakibinin gardında kalmış olsa da aparkat tam Nakashidze yaklaştığı anda Yakup'tan. İyi savunma, iyi savunma. Rakip sana vurursa hemen karşılık ver. Öne geçmesin. Yani bu performans galibiyeti getirebilir Yakup Şener'e. Ama yani bir knockdown durumu her şeyi tersine de çevirebilir. Çok yakınlar, puanlar çok yakın çıkacak. Kombin yumruklar, Nakashidze'nin soluğu boşa ya, gidiyor. Bütün gücüyle asılıyor şu an Gürcü boksör bu maça ve en güçlü yumruğunu arıyor. Kesinlikle bir knockout vuruşu arıyor. Sol kroşe Yakup. Çok iş. Sol direkt denemesi Nakashidze'den. Bu kez de bir salva yakaladı Yakup. Evet Nakashidze, Nakashidze. Hakem sayıyor, Nakashidze için sayıyor. Bunu bir knockdown olarak değerlendirdi işte. İşte beklediğimiz an. İşte beklediğimiz an Nakashidze. Şimdi knockout için yükleniyor ama isabet bulamıyor. İnanılmaz bir hal almak üzere maç. Knockout'tan başka çaresi yok artık. Maç bitti. Maç bitti. Yeni bir zafer daha geliyor Trabzon'da bu müthiş boks gecesinde. Son bölümde gelen o knockdown aslında maçı da belki de müjdeleyici oldu Yakup Şener adına. Hakem orada kendi dirayetini kaybettiği şeklinde yorumladı o pozisyonu ve orada bir sayma ihtiyacı duydu. Bu da açıkçası sonuca çok önemli yansıyacak Yakup Şener adına. Yani sadece müjdeleyici değil aynı zamanda mühürleyici olarak da değerlendirebiliriz. Bu hakemin saymasını. Gerçekten çok çok keyifli oldu. O son anda hakemin sayması bizim açımızdan çok iyi oldu. İşte burada net sağ kroşe bakın çeneye doğru. Aslında burada hakem bir anlamda Gürcü boksöre zaman kazandırmış oldu. Çünkü Gürcü boksör kendi kontrolünü yitirmişti. Eğer devam etseydi Yakup belki ayakta bitirme şansı vardı ama burada zaman kazandırmış oldu hiç aslında bir anlamda Gürcü boksöre. Gibi görünmüyordu. Aynen Nakashidze. Yani sadece elinin yere temas etmiş olması ya da yere kapaklanmış olması değil. Kendini savunamayacak durumda olan bir boksör için de bu sayma işlemi gerçekleşebilir. Bu çok nadir olur belki ama bunun örneklerinden birini izledik burada. Evet. Hakem kararı kazananı belirleyecek. Tebrik ediyoruz iki sporcuya. Puanların 6-3'e ulaşmasını bekliyoruz şu anda.
Kırmızı köşede Yakup Şener var. Mavi köşede Nika Nakashidze. Altılı küçüğün ağzından kırmızı köşe ifadesini duymak istiyoruz. Çok tabii hakemlerin işi de zor. Türk hakemlerimiz, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun hakemleri, onlar da bir hayli zorlandılar. Evet, karar geldi. 60-52 kırmızı, 59-54 kırmızı. Güzel. Ve 59-53 kırmızı Yakup Şener. Yine biz kazanıyoruz. Yine biz kazanıyoruz. Yine Trabzon'un boksu kazanıyor. Yakup Şener kazanıyor. 3 hakemin ortak kararıyla Yakup Şener ringden puanla galip ayrıldı. Biraz önce duyduk 60-52'ye bütün roundları Yakup'a vermiş oldu bir hakem. 59-54 ve 59-53. Yani bu açıdan bakıldığında hem knockdown hem de o bir puan silmesi Yakup'un işini daha da kolaylaştırmış bu anlamada. Evet, şimdi sırada Universal Boxing Organization'ın boştaki dünya süper yarı orta skeç şampiyonluk kemeri var. Birazdan kadın boksör, genç boksörümüz Dilara Yücel, Tanzanyalı Grace Emma Kamale ile şampiyonluk maçına çıkacak. Kemer maçına çıkacak. Gecenin ana mücadeleleri şu an itibariyle başlamak üzere ama son alkışlar, son hatıra fotoğrafları Yakup Şener için.